Herkese merhabalar. Yeni bir ders çalışma günlüğüm videosuna hoş geldiniz. Bu girişi 3. falan çekişim. Çünkü ışığa ters oturduğum için yansıyor. O yüzden böyle hani kapatmaya çalışıyorum ben şu anda. 15 tatilin 2. haftasındayız. Bugün pazartesi. 1. haftasında 2 vlog çektim. Oldukça gezdim. Arkadaşlarımlaydım. Gönlümce eğlendim ama 2. haftası birazcık daha evdeyim ve ders çalışıyorum. Planlarım bu şekilde. Ben de dedim ki madem öyle 2. haftasında da bir ders çalışma günlüğüm videosunu başlatayım. Geçen videodaki çekilişin kazanlarını da bu videoda açıklayacağım. Şu anda uğraştığım böyle bir Türkçe ödevim var. Çok kısa gözüküyor ama çöz bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Her zaman söylediğim gibi umarım bu video sizin için motivasyon dolu, çok güzel bir video olur. Ben Türkçeyi çözeyim. Ondan sonra tarihe geçeceğiz. Madem öyle, şu an aklıma gelmişken çözdüğüm zaman kaynaklara göstereyim. Çünkü çözdüğüm kaynaklar yorumu çok geliyor bana. Ben bir tane kaynak çözmüyorum genellikle. Derslere göre kaynak değişiyor. Yine göstereyim elbette. Mesela tarihten şu an Sarmal'ın YGS kitabının sorularını çözüyorum. Matematikten çöz kazanı çözüyorum. Matematik ve geometriden. Bunun dışında çözmüyorum hiç kaynak. Çünkü dershaneden kendi hocamız bize veriyor. Da çıkmış sorular kitabım var. Onu çözüyorum. Bir de çöz kazanı çözüyorum. Onun dışındaki dersleri de geldikçe gösteririm. O halde bir sonraki gün görüşmek üzere. Hepinize öpüyorum. Bay bay. Herkese selam. Yeni bir günde karşınızdayım. Aslında birazcık ders çalıştım. Ondan sonra bir açayım konuşayım dedim. Şu an türev çalışıyorum matematikten. Dün çözdüğüm tarih sorularına devam ettim. Bugünüm de genel olarak matematiğe ayırdım. Çünkü dün hiç matematik çalışmamıştım. Ben böyle birazcık daha çalışmaya devam edeceğim açıkçası. Çok farklı bir planım yok bugün içinde. O zaman madem öyle ders arasında şu konunun sohbetini yapalım. Diğer videoya sormuştum zaten. Her videoda soruyorum. Ne gibi sohbetler görmek istersiniz, duymak istersiniz diye. Plan program nasıl yapıyorsun? Plan programın var mı gibi. Ben de hep söylüyorum aslında ama böyle genelde özelden yazdığı için herkes toplu galiba cevap veremedim. Benim belli bir böyle haftalık planım yok. Eğer siz böyle bir plan yapmak istiyorsanız nasıl yapabilirsiniz? Bundan kısaca bahsedeyim. Ve benim neden yok? Hani tabii ki aklımda oturmuş belli bir planım var. Ama mesela o hafta ne yapacağım, o gün ne yapacağım? Son dakika bir şey olabiliyor ve değişkenlik kazanabiliyor. Mesela diyelim ki o gün bir şey oldu ve ben istediğim kadar, hedeflediğim kadar ders çalışamadıysam ondan sonraki bir iki günde programımı daha yoğunlaştırıyorum telafi etmek için. Veya yeteri kadar çalıştığımı düşünüyorsam bazen kendime boşluklar tanıyorum. Bu tarz şekilde programımı ben yeniliyorum durmadan. Daha doğrusu kafamda yeniliyorum. Böyle haftalık plan programdan çok günlük planlayıcı var. Bunu zaten göstermiştim ben daha önce de. Güne başlarken o günü planlayabiliyorum. İşte hangi dersten hangi konuyu çalışacağımı, ne kadar soru çözeceğimi, hedeflediğimi yazabiliyorum. Özellikle yapmam, bitirmem gereken bir ödev varsa böyle ben daha günlük bazda planlayıcılar kullanmayı daha çok seviyorum. Olan olaylara göre haftasını planlar. Kimisi de planladığına göre haftasını yaşar. Hani siz hangisine daha iyi olacaksınız elbette onu yaparsınız. Nasıl yapılabilir bu? Herkesin odaklanma süresi farklı. Hani ben bir derse bir saat vakit ayırabiliyorsam belki kimisinin 30-40 dakikada odağı, dikkati dağılıyor ve daha erken bir mola vermeye ihtiyacı duyuyor. Atıyorum ben molalarımı 15 dakika tutuyorsam, 20 dakika tutuyorsam bir başkası 20 dakikalık molada dağılabiliyor gibi. Hani kişiden kişiye değişiyor aslında bence bu programlar. Veya herkesin konu eksiği farklı. Ders konusunda da aynı şekilde eksiği olan ders farklı. Bunun üzerine ben plan program yapmanızı öneririm. Benim elimde bir geometri testi var. Türev ve bu geometri testine odaklanacağım ben bugün. Başlayalım. Tarihi çözmeye
çalışmaya geçtim. Birkaç test çözdüm. Birazcık da size açayım, öyle çözeyim dedim. Süt vermiyorsun inşallah. Sütün miydi? Evet. Neyse, sütü severim. Size yıllık bardağımı göstereyim mi? Bu benim. Çok eski bir bardağım. Çok severim. Ama en sevdiğim bardağımı gösteriyorum. Bayılıyorum bu bardağa. Çünkü çok değerli bir kişi tarafından hediye edildi. Çünkü Franz Kafka. O yüzden galiba en sevdiğim bardağım. Herkese selamlar, günaydınlar. Bugün çarşamba. Zaten söylemiştim çarşamba günü dershanem olduğuna. Saat 12'yi geçiyor. Şimdi evden çıkacağım. Bir kameraya merhaba diyeyim dedim. İşte dershanem var. Ondan sonra 2 saat matematik dersi var. Ben 2 saat daha kalacağım. Yine size de dershanede inşallah unutmazsam hızlandırılmış video açarım. O zaman gün başlasın diyorum. Görüşürüz. Dilan yeni saçlarını göstersene. Şey yapayım mı? Kafelerde yapılıyor ya. O da yaptık. Yapmışlar. Göstermedin sana. Ya göstermedi. Aynısı. Şöyle. Başka yapamadığın soruları yapacağım. Durun. Şimdi sana bir şey soracağım. Hani sen hepsine şey diyorsun ya. Kendi çapında. Kendi çapımda, aynen. Şunları veriyorsun. Herkese selamlar. Ben şimdi dışarı çıkıyorum. Türeve çalıştım. Dershanede de zaten türev işliyoruz derste. Bugün eve gelince olmadı, yine bir türeve bakacağım. Bir iki teste daha. Ama yarın falan dershanem yok. Cumartesi dershanem var. Annemle AVM'ye gideceğiz. Öyle size de bir haber vereyim dedim. Ben o zaman bugünü bitiriyorum. Herkese selamlar. Merhabalar. Günaydın demiyorum. Çünkü saatlerimiz 3.30'u gösteriyor. Ben zaten kalktım 11 gibi, 11 civarı kahvaltı yaptım. Ondan sonra birazcık yattım, dinlendim. Bildiğiniz ben bugünü hafta sonu gibi, sanki yaz ayındaymışız gibi hissediyorum. Neden bilmiyorum. Hem havadan da hem ruhen de. Yani bir öyle hissediyorum. Gönül isterdi ki öyle olsun. Ondan sonra birazcık tarih çalıştım. Sonra Çöz Kazan yayınlarından Türkçe testi çözdüm. Şimdi türeve bakmayı düşünüyorum. Geri kalanımın devamında muhtemelen ben türeve bakacağım bugün. Çünkü dün çarşamba hocamız iki test verdi. Daha doğrusu bizde olan testler vardı. Dedi ki onları çözün dedi. Ben dün dershanede fazladan kaldığımda zaten bakmaya başlamıştım o testlere. Bugün onların devamını getireceğim. Çünkü cumartesi işte çözemediklerimizi soracağız. Bugün ve yarın birazcık onlarla uğraşacağım. Yapamadıklarım üzerine gideceğim. Planlarım bugün bu şekilde. Bugün çok mutluyum, çok pozitifim gerçekten. Umarım siz de bunu izlerken öylesinizdir veya öyle olursunuz diyorum. Başlayalım. Ay bugüne çok güzel başlamıştım. Ama bir vücudum ağrımaya başladı. Bir böyle keyifsizleştim ya. İnanılmaz, niye böyle olduğumu hiç anlamadım. Gerçi şimdi bir olay oldu. Ona da biraz canım sıkıldı ama bunun dışında... Ben bir iki gün önce ya, dün bile değil, iki gün önce falan esnemiştim. Bir süredir dansa gidemiyorum diye kendim bir esneyeyim dedim. Ve yani hamlamışım birazcık. O yüzden ağrısını şu anda çekiyorum. O yüzden vücut ağrısından dolayı yani sandalyede bile oturasım gelmiyor. Sadece yatıyorum. Hani ders çalıştıktan sonra yemek yedim. Ve zaten yatıyorum yani böyle. Bu arada hani şundan da bahsedeyim gelmişken. Daha yeni birinin yazdığını gördüm. İşte ders çalışamıyorum. Ders çalışmayı çok istiyorum. Daha iyisini yapmayı çok istiyorum. Ama isteğim gelmiyor. Sonra çok pişman oluyorum. Ben neden böyleyim gibi. Hem kendine kızan hem de böyle sorgulama dolu bir DM gördüm. Yani yalnız olmadığınızı, en azından böyle olanlar varsa söylemek istiyorum. Benim de bazen hiç çalışasım gelmiyor. Mesela bugün türevi çözerken ilk testi iyi tamam çözdüm ama ikinci testte resmen kalem oynatamadım.
Yaptığım kısımları zaten çekiyordum. Ondan sonra ikinci kısımda kapattım ben de kamerayı ve zaten yapamadım da. Yani gerçekten çok zorlandım ve hani soruların üzerine gitmeyi seviyorum. Hemen moral bozan da bir insan değilimdir. Çünkü zaten yapamadan veya yanlış yapmadan olmaz. Bunu da hep ben söylüyorum. Ama dediğim gibi bugün işte arkadaşımla bir olan olay canımı sıktı. Vücudum ağrımaya başladı. Ya gittikçe keyifsizleştim. Bir de üzerine onu çözemeyince dedim ki Allah kahretsin falan dedim yani. O yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Benim de böyle olduğum zamanlar oluyor. Genellikle videolara çok yansıtmak istemiyorum. Çünkü videolarda daha pozitif olmak, size de bu motivasyonu, bu pozitifliği yansıtmaya çalışmaya çalışıyorum. Ama fark ettim ki hani daima pozitif gibi gözükmek de bazen doğru değil. Hani bazen ben de böyleyim. Bunu da göstermek isterim, bunu da söylemek isterim. Hani bazen benim de iç içimden ders çalışmak gelmiyor. Hatta işte birkaç hafta geç çekmiştim bundan bir önceki videoyu. Çünkü zaten yaklaşık bir hafta boyunca çok keyifsizdim. Genel olarak olan olaylardan olsun, ya ne video çekme isteğim vardı, ne ders çalışma isteğim vardı. Ama sonra işte bir anda canım sıkıldı. O kadar hani gördüğüm, uğraştığım, deli gibi çalıştığım ikinci testi çözemedim yani. Dediğim gibi biz de o motivasyonu bir şekilde bulmaya çalışacağız. Canın sıkkın olabilir. Çevresel olaylardan da, sosyal olaylardan da, fiziksel olarak da veya genel bir keyifsizlik de olabilir. Ama bunu hep beraber atlatacağız. Mesela ben de bugün öyleyim. Şimdi de biliyorum ki yarın daha güzel bir gün olacak. Yarın uyanacağım. Zaten bir video çekmeyi planlıyorum. O yüzden bugün güzel bir duş alacağım yatmadan. O beni rahatlatır. Yarına daha motive, uykumu almış bir şekilde başlayıp sabah erkenden videomu çekip sonra güzelce dersimi çalışacağım. Daha motive, daha iyi, keyifli olacağım. Siz de en azından kendinize her günün ardından bunu söyleyin. Tabii ki kötü günleriniz olacak. Her gün motive, her gün pozitif olamazsınız. Böyle düşünüyorum ben. Umarım bu konuşmada yine bir şekilde sizi motive etmiştir. Çok öpüyorum sizi, çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşürüz. Bay bay. Merhabalar. Saatlerimiz 12'ye çeyrek var. 11.45'i gösteriyor. En son size gösterdiğimden beri zaten hızlandırılmış videolarda da gördünüz. Ders çalıştım. Ondan sonra bir ara yemek yedim. Ufaktan montaj yaptım. Sonra yeniden ders çalışmaya döndüm. Artık kendimi dizi izlemeye bırakıyorum. 20 dakikalık bir dizi bu izleyeceğim. The Big Bang Theory'yi izleyeceğim. İlk yabancı dizimdi benim ve hala izlemeye devam ediyorum. Gerçekten diziyle büyüdüm denebilir. Ne konuşabilirim? Şunu söyleyebilirim. Dün oldukça moralim bozuktu. Bayağı böyle huysuzdum. Tabii ki genel olarak içinde bulunduğunuz durumla her şeyle alakalı olabilir bu. O günün keyifsizliği de olabilir. Elbette olabilir yani. Her insanın her günü güzel geçmez. Ha bir de şöyle bir gerçek var mesela. Ben daima böyle pozitif, mutlu bir insanım. En azından YouTube'da hep böyleyim. O yüzden insanlar hep zannediyor ki ben her zaman böyleyim. Tabii ki böyle bir şey yok. Hani YouTube'da gördüğünüz, o sosyal medyada gördüğümüz herkes aslında oraya ne kadarını gösteriyorsa biz o kadarını biliyoruz. Hani Snapchat ailem birazcık daha hani direkt çekim olduğu için öyle bir şey olursa bilebiliyor. Ama genellikle keyifsiz zamanlarımda snap atmıyorum, video çekmiyorum. Gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyorum canım çok sıkkın olduğu zamanlarda. Çünkü çok yansıtmak istemiyorum. Ama bu demek değil ki ben öyle olmuyorum. O yüzden hani sizin de elbette öyle zamanlarınız olabilir. Çok üzülebilirsiniz, sinirlenebilirsiniz. Keyifsiz olabilirsiniz, ders çalışmak istemeyebilirsiniz. En iyi yapılabilecek şey evet o gün için istemeyebilirsin ya da belki bir hafta boyunca böyle olur. Ama ne kadar hızlı olunursa kendini o durumun içinden bir şekilde çıkarmak ve yeniden kendini motive edebilmek de bence her şey. O zaman yarın görüşürüz. Yarın cumartesi dershanem var. Yine yarın da zaten açarım. O zaman hepinize öpüyorum. Görüşürüz.
herkese bugün günlerden pazar, 4 Şubat pazar, saat 6'yı 10 geçiyor. Dershaneye gittim, geldim. Dün bu arada hiç merhaba demedim, kamerayı adam gibi açmadım. Boş kalmasın diye ders çalışırken hızlandırılmış video koydum. Açıkçası pek keyfim yerinde değildi böyle ufak tefek şeylerden dolayı. Ben de o yüzden açıp moralinizi sizin de bozmak istemedim. Ama ders çalıştım, o yüzden onun hızlandırılmış videosunu koydum. Türev testi çözdüm. Dün hocamız vermişti onu dershanede. Akşam onu çözdüm. Bugün de dün çözdüğümü çözdük dershanede. Özellikle son birkaç haftadır uykusuzum, uyku tutmuyor. Geç yatıyorum. Erken kalkıyorum. O yüzden de bayağı yorgunum denebilir. Bugün de farklı olarak bir başım ağrıyor zaten. O yüzden dedim ki bir kameraya görüşürüz diyeyim. Ondan sonra dinleneceğim. Pek bir şey yapmak istemiyorum. Olabildiğince erken yatmak istiyorum. Yarın okul başlıyor, tatil bitiyor. Daha yeni okul günlerinde çok vlogla karşınızda olacağım diyorum. O zaman yarın görüşürüz diyorum. Yeni okul gününde hem okulum var hem dershanem var. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum sizi. Bay bay. Herkese selamlar, yeniden merhabalar. Bugün 5 Şubat pazartesi. Saat şu an 11'e yaklaşıyor. 11'e 20 var. Neden bu kadar geç açtığıma gelecek olursak. Zaten hani izleyenler bilir beni. Pazartesi günleri dershanem oluyor. Okul, ondan sonra dershane, eve gelmem 9.30'u buluyor. Geliyorum, yemek yiyorum falan. Ve yarına yetiştirmem gereken, hazırlamam gereken bir video var açıkçası. Onun montajıyla da birazcık uğraşıyorum şu anda. Ama geleyim bir videoya konuşayım, kapanışı yapayım istedim. Tam bir hafta oldu. Bir hafta olmuşken de bu ders çalışma günlüğünü bitiriyorum. En başta bahsettiğim gibi çekiliş. Şu an çekilişi video karşısında 10 tane kazanan seçeceğiz. Bir önceki attığım videoda zaten çekiliş detaylarını söylemiştim. O videoya gelen yorumlar arasından seçeceğim. Gerçekten çok fazla yorum geldi. Çok mutlu oldum bu katılıma. Daha fazla da çekiliş yapmak isterim. Eğer siz de isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım 10 kişinin de işine yarar. Beğenirler kitapları. Eğer 10 kişiden bana ulaşmayanlar olursa birazcık bekleyeceğim elbette, ama birkaç gün sonra otomatikman yeni kazananlar seçeceğim. O yüzden siz de arada bir videoya girip lütfen bilgi kutucuğunu yeniliyor olun. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla çekilişlerde, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok çok seviyorum. Umarım bu video size motivasyon olmuştur, enerji olmuştur. Hoşça kalın. Bilgi kutucuğuna bakmayı unutmayın.